Şimdi dikkat ederseniz Şii-Sünni çatışmasını çıkartmak isteyenler özellikle de Ehl-i Sünnet camiasından, Sünni camiadan ne yapmak istiyorlar? Şiiler din dışıdır. Şiiler kafirdir. Efendim hatırlayın Yusuf el-Kardavi diye bir Mısır'da bir adam çıktı. Şii kafirdir. Onların hanımları ve çocukları ve malları size helaldir diye fetva verdi. İçimizde de Türkiye'de de bir takım cübbeli, sarıklı ve sakallılar da çıktı. Onlar da ne dediler? Şiilerle savaşılırsa, Nusayrilerle, yani Esad Nusayri'dir, Suriye'dekiler Şii'dir. Onlarla savaşılırsa, savaşan Türk askeri de ölürse şehittir. Yani savaşmak caizdir, savaşılması lazım. Ölen Türk askeri de şehit olur fetvasını verdiler. Yine efendim bir takım üniversite rektörleri çıktılar televizyon programlarına ve dediler ki Şiiler din dışıdır, Şiilik din dışıdır ama aynı programda bakın ehli kitapla ehli kitap cennetliktir. Bakın Şiilik din dışıymış, ehli kitap cennetlikmiş. Şimdi bunu diyen sürünüyor. Yani Allah'tan belasını buldu. O ayrı bir konu ama şimdi neçede bakıyorsunuz Şii dünya. Şii ne demek? Hazreti Ali'nin taraftarı demek. Ehli Beyt'in yolundan giden demek. Ehli Beyt'i seven demek. Peki Ehl-i Sünnet tabiri ne zaman ortaya çıktı? Ehl-i Sünnet tabiri de aslında Kur'an'da bulunmamakla beraber 80 yıl sonra peygamberin vefatından 80 yıl sonra efendim bu bidat akımlarına karşı bir takım sapmalara karşı İslam alimleri tarafından ortaya atılmış bir ifade. Şimdi Ehl-i Beyt dediğimiz ifade Kur'an'da en az 32 ayet-i kerimede geçiyor. Ehl-i Sünnet ise 80 yıl sonra ilk defa duyulmaya başlanıyor. Şimdi kalkıp da Sünni bir kişinin Ehl-i Beyt taraftarlarını kafir ilan etmesi, Şiilere kafir ilan etmesi aslında sadece buradan bile yola çıkılsa ne kadar büyük bir abes. Yani sen sonradan çıkmışsın. Senden önce olanı küfürle itham ediyorsun. Bu nasıl bir iştir yani?